Yeni bir bölümden merhaba. Yine konuğumuz Çıtırtılı Sesler. Birlikte devam ediyoruz. Abi bu bölümde neyden bahsediyoruz? Şimdi bu bölümde aslında bir önceki bölümde biraz hikayeyi çok hızlı geçtik gibi geldi. Yani evet. Şimdi Çıtırtılı Sesler bir ihtiyaçtan doğdu dedik. Evet. Ve gelişti, bugünlere geldi. O hikayeyi biraz daha aslında detaylandıralım. Sonrasında işte diğer bölümde bahsetmediğimiz plak sergileme ürünlerinden biraz bahsedelim ve rakamlarla Çıtırtılı Sesler. Bir de bu hobiye başlamak isteyenlere neler tavsiye ederiz? Tabii ki. Biraz bunlardan bahsedelim. Dikkat etmeleri gerekenler neler? Hani başlangıç için böyle vardır ya, doğru bilinen yanlışlar veya evet, yanlış bilinen doğrular da olabilir. Hani bunlardan bahsedelim. Sonrasında siz bir de tabii bu plaklarla ve pick-up'larla güzel geceler düzenliyordunuz. Evet, eskiden var, pandemiden önce. Ona da çok kısa değinmiş olalım. Peki. Ben en baştan söylediklerinizden başlayayım. Ben 1998'de grafik tasarımcılığı yapmaya başladım. Babamın matbaası vardı o vesileyle. Ama bilgisayar mühendisliği okudum. 2005 mezunuyum Çankaya Üniversitesi'nden. Hep Ankara'da doğup büyüdüm, yaşadım. Fakat babamın bir arkadaşı ben ortaokuldayken bana plak hediye etti. Plakçalarım da yok. Çok da çizik plaklar ama hala durur yani koleksiyonumda. Daha sonra işte anneannemin, babaannemin vasıtasıyla bir pick-up elde ettim. Onu da dinlemeye başladım falan derken plak sevdamız bu şekilde başlamış oldu. Zaten o işin içine giren herkes bilir. Şu anda da çok popüler. Zaten dünyada bilindiği üzere antika değeri en çok olan öğe plaktır. Çok yaygındır. Her şey o kadar yaygın değil antika konusunda. Evet. Ama plak gerçekten hiç popülaritesini kaybetmeden hala da yükselmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye'de belirli milatlar var. İşte Issız Adam bunlardan biri, zaten bilirsiniz hepiniz. Evet. Ondan sonra yükselmeye başlayıp 2014-15'ten sonra da sosyal medyanın işin içine gücüyle, girmesiyle, onun gücüyle. Yani ben Facebook'tan plak satın alındığını gördüğümde oldukça şaşırmıştım. İnsanlar nasıl birbirine bu kadar güvenip kargolayabiliyorlar, işte kırılır falan vesaire. Onlar çok kafamı kurcalamıştı ama ciddi bir güven ortamında olduğunu gördükten sonra ben de alışveriş yapmaya başladım. Yoksa eskiden plakçıya gidip tek tek bakarsınız ya da işte bir antika pazarına gidip sabahın erken saatlerinde plak ararsınız. Yani bu hobinin bir parçasıdır. Daha sonra tabii 2016 Ekim'inde benim aklıma Çıtırtılı Sesler ismi geldi. Evde düzenlediğimiz bir plak dinleme gecesine koyduğum bir isimdi bu aslında. Daha sonra bir daha yaptık falan arkadaş toplulukları arasında. Ondan sonra da ürünlerle ilgili eksiklik olduğunu fark ettim. İnsanların bulamadığını, herkesin işte eBay gibi kanallardan ya da işte o zamanlar Amazon o kadar yoğun değildi ama başka kanallardan elde etmeye çalıştığı ithal ürünlerin çok pahalı olduğunu gördüm. Bunların yerli üretimi yapılamaz mı diye düşündüm. Ufak tefek yapmaya başlayarak önce 500 zarf, sonra 1500 zarf, sonra işte 5000, 10000 derken şu an işte tek bir çeşitten 150 bin gibi falan stoklarımız oluşmaya başladı. Yavaş yavaş, yani işe çok fazla yatırımla, fazla materyalle girmeyip tek tek hepsinden emin olarak devam ede ede bu noktaya kadar geldik. 2017'de başladık asıl satışlara. Daha sonra aklıma şöyle bir fikir geldi. Plaklar evet çok dayanıklı öğeler bu senelere kadar gelmiş. Fakat plakların kapakları o kadar dayanıklı değil. Çok yıpranıyor. Özellikle plastik bir ürünü kağıt bir ürüne sürekli sürtüyorsunuz ve o kağıt ürünü çok çabuk yıpranıyor. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündüm. Plak kapak projesi böyle başladı. Nisan 2017'de başladık ona. En azından yerli plakların, long play ve 45'liklerin grafiklerini dijital arşiv oluşturduk.
ve bu dijital arşivden kopya olduğunu belirterek bir baskı hizmeti sunuyoruz şu anda. Bir önceki bölümde ondan bahsetmemiştim. Kaç bin olduğunu şu an tam bilmiyorum veri tabanında kayıtlı olan ama Nisan 2017'den beri artarak giden bir grafik arşivimiz var. Plaklarla ilgili açılır kapak long play, normal zarf long play ve 45'lik şeklinde. Yani pila sahibiz ama kapağı bir şekilde çok fazla deforme olmuş. Evet, veya çoğunlukla bulunmuyor. Elimizde yok. Hani çok yıpranmış, atılmış. Bunun kapağını size bastırabiliyoruz. Evet. Bu arşivi nasıl elde ediyorsunuz? Yani koleksiyonculardan mı faydalanıyorsunuz? Koleksiyonculardan, plakçılardan faydalanıyoruz. İşte belirli ufak tefek grafik rötuşlar yapılıyor. Yapılmamasına daha çok dikkat ediyorum çünkü kopya olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Evet. Sonuçta bu bir kopyalama durumu. Kötü niyetli kullanılabilir, orijinal diye satılabilir. Birçok kapağın değeri şu an plağa geçmiş durumda. Çünkü genelde 60'lı 70'li yıllarda Türkiye'de plak özellikle 45'likler için ambalaj olarak gözüküp yırtılıp atılmış kapaklar. Evet. O yüzden de bazı plakların kapaklarını bulmak çok zor oluyor. 45'liklerin çoğunu zaten kapaksız görüyorum, evet, ben aslında. Evet, kesinlikle öyle. Yani bu tamamen elimizdeki plağın bir kapağı hem koruma amaçlı hem de görsel olarak doğru olabilmesi için kopyalama yöntemiyle yapılan bir kesinlikle çalışma. Yani yenisine, orijinaline ulaşana kadar iş görecek bir... Yani bazı plakların kapakları, hani plağı olmadan kapakları birkaç bin liralara varan kesinlikle fiyatlara ulaşıyor. Tabii çok kıymetli, çok az sayıda kalmış oluyor. Hani içindeki plak olmasa bile kapağı bile birkaç bin liralara ulaşıyor. Doğru. Ki onun içi de içinde olduğu zaman o kapağın böyle 4000, 5000, 6000 lira kadar çıkan plaklar, evet, olduğunu gördüm ben. Onu oluşturduk ve bu saate kadar, bu yıla kadar da iyi bir şekilde devam ediyoruz. Haftalık baskı alıyoruz ve plak kapak projemizde de devam ediyoruz. Gene plakkapak.com diye bir web adresimiz var. Bütün detayları, ne yapılması gerektiğini, ne yapılmaması gerektiğini anlatan tüm detaylar gene o şeyde mevcut. Sipariş giriliyor, sizin baskı günleriniz var. Evet, haftada bir baskı alıyoruz, toparlayıp hepsini. Daha sonra kargoyla dağıtıyoruz bütün herkesi. Devam ederken, yani bu plak kapak Nisan 2017'de geldiğimiz bir kilometre taşlarından bir tanesiydi. Evet. Ondan sonra Eylül ayında tesadüfen DJ'lik yapmaya başladık. Ya anladığımız bir konu değil. Alptekin arkadaşımla birlikte iki pick-up, işte bir mikserden oluşan bir DJ setup'ımız oldu ve yerli Türkçe 45'likler çalıyorduk. Cinah Caddesi'nde, Ankara'da, Taraça Kafe'de. Uzun bir süre devam ettik. 20'den fazla falan program yaptık diye hatırlıyorum. Şimdi tam rakam aklımda değil. Oldukça yorucu, DJ'lerin ne çektiğini anladım. Evet. Öyle söyleyeyim. Bana göre bir iş değil ama çok keyifliydi. Eğlendik. Sürekli yapamayacağımı karar verdim. Daha sonra zaten pandemi vesaire girdi araya. Bütün bunları deyince ben bir çıtırtılı seslerin çıkması, evde çıtırtılı sesler dinlediği, evet, günleri çok güzel. İşte sonrası DJ'lik. Umarım bu pandemiyi bir an önce atlatırız. Sonrasında benim de stüdyoda, hani bizim, evet, ortamda bir dinleti günü yapmak, aa, süper olur. Çok keyifli olur. Umarım en kısa zamanda ona ulaşırız. Tabii. En azından küçük bir toplulukla da olsa böyle bir dinleti günü yapabiliriz. Harika olur. Devam edeyim istersen. Tabii, tabii ki. İki şeyim kaldı çünkü burada notlardan bakıyorum. 2017 Aralık'ta Mingo markamızı kurduk. Geçen bölümde de bahsettiğim gibi pick-up'larla ilgili elektronik aksesuarlardan oluşan bir markamız. Daha çok yurt dışına satış yapıyor. Evet, o da Mingo Pilot Lamp. Mingo ile ilgili dünya standartlarında bir ürün yaratmak istiyoruz. Dolayısıyla en üst seviye malzemeleri ve komponentleri kullanmamız şart. Bununla ilgili olarak tüm ürünlerimizde kullandığımız piller, dronlarda da kullanılan en son teknoloji lityum polimer piller. Uzun süre dayanıyor, kısa sürede şarj oluyor. Ve pil fabrikasında bunları kendimiz özel olarak ürettiriyoruz istediğimiz spesifikasyonlarda. Şu anda yurt dışı satışı?
Etsy kanalıyla var. Hı hı. Ve mingoaudio.com kanalıyla var. Bu ikisiyle de şey yapabiliyorsunuz, sipariş verebiliyorsunuz. Onun dışında çıtırtıseslar.com'dan yurt içinde de sipariş verebiliyorsunuz. Yurt dışı satışları nasıl Mingo ürünlerin? Fena değil. Bu sene de artarak devam ediyor. Geçen sene iyi bir şey yakaladık. Biraz Etsy zaten reklam da veriyor. Ayrıca Facebook reklamlarımız da var Mingo ile ilgili. Tabii Mingo'nun bütün Facebook, Instagram ya da web sitesi hep yurt dışına yönelik olduğu için İngilizce tasarlanmış durumda. Reklamlar da aynı şekilde devam ediyor. Ürün yorumları da güzel geliyor, fena değil. Gayet iyi tercih ediliyor. Güzel. Bir önceki bölümde plak sergileme ürünlerinden bahsetmedik aslında. Şimdi, evet, biraz sergilemeden onlar bahsetmedik. Onlar da önemli bir ürün grubu. Hem plakları toplu bir şekilde muhafaza etme, dinlerken kendimize görsel olarak sergileme, tabii, evet, ve bu şekilde kasalar içinde sergileme gibi birkaç çeşit var. Neler bunlar biraz? Tabii hemen değineyim. Sergileme ürünleri dediğiniz gibi işte dolaplarda, raflarda şey yapabilirsiniz ya da kabın yanında, Mingo'da da bu arada sergileme, signboard lamp dediğimiz mesela bir sergileme ürünümüz var ya da expose dediğimiz standalone bir versiyonda sergileme ürünümüz var. İşte ışıklı vesaire. Plakların ebatları özellikle long playlerin 31,5 kare olduğu için görsel olarak insanları daha çok tatmin eden bir müzikal öğe. Bu yüzden onu etrafımızda görmek istiyoruz. Duvarda ya da masamızın üzerinde daha çok görmek istiyoruz. Bunlara yönelik olarak işte mıknatıslı duvar askılarımız, çerçevelerimiz, ahşap kasalarımız, işte 45'likler için klasörlerimiz, çantalarımız, şeffaf çantalarımız ya da kasalarımız gibi şöyle şeyler mevcut. Şöyle gösterebilir miyiz? Tabii ki. Kameraya doğru. Yani. Bu mesela çok eski tasarımlı, kullanılmış bir öğe. 70'li yıllarda da benzer böyle mekanizmalı. 25 plak kapasiteli, oldukça tutuldu. Ben çok evde kullanmadığım bir şey ama insanlar tercih ediyorlar. Ben ahşap kasa tercih ediyorum evde. Ama hani sanatçı olarak ayırmak için mesela atıyorum 25 tane Cem Karaca 45'iniz varsa bu çok uygun bir ürün. Sergileme ürünleri konusunda da mesela şöyle bir ürün var, onu da size göstereyim. Bu da yaklaşık 7-8 long, bu 3 parça şeklinde yatay bir şekilde satılıyor. Alıp bunu kuruyorsunuz. Buna 7-8 tane long play rahatlıkla devrilmeden koyabiliyorsunuz. İşte dinlediğiniz şeyi pick-up'ın yanında koyabilirsiniz. Vesaire. Çok basit bir lazer kesim hedefe bir ürün. Onun dışında dediğim gibi duvara asmak için ürünler var. Ahşap kasalar, büyük dolaplar var. 230 long play alan bir sergileme ürünümüz var. Plak mahzeni. Yani çok ufaktan 7-8 long play'den 230 long play'e kadar ürün farklı mevcut. Sergileme ürünü mevcut. Peki rakamlarla çıtırtılı sesler diyecek olursak? Evet, bir veri tabanım var. İşte bilgisayar mühendisliğinin iyi tarafı o. Kendi veri tabanımı kendim yazmıştım, evet, 2016'da. Tabii o günden bu yana da satışını yaptığımız her kalem ürün, her müşteri bizim için kayıtlı. Onları görebiliyorum. Şu an veri tabanında kayıtlı 219 çeşit ürünümüz var. Bu biraz daha artmış olabilir. Eski bir rakam olabilir. Bunların hepsi işte barkodlu, ürün kodlu falan ürünlerimiz. Tamamı web sitesinde mevcut. Bunun dışında 4500'den fazla tekil müşteri var. Kayıtlı olarak. Ve geçen bölümde de bahsettiğim gibi bu hafta 1 milyonuncu tekil ürünümüzü sattık. Bunun yaklaşık yarısı zarf ve naylon grubundan oluşuyor. Çünkü en çok tercih edilen ve hani son 30 yıldır bütün plak severlerin bildiği ürünler plak zarfı ve plak naylon. Olmazsa olmaz ürünler. Olmazsa olmaz ürünler. Şu an 8 çeşit plak koruma naylonumuz var ve 28 çeşit zarfımız var diye hatırlıyorum. Onun dışında satış kanallarındayız. 11 satış kanalındayız. Gitti gidiyor hepsi burada. N11, Trendyol, Plakspot, Amazon web adresimiz, mingoaudio.com web adresimiz, Etsy, Facebook ve Instagram'dayız. Onun dışında yaklaşık yılda 4000 paket kargomuz çıkıyor. Yurt içi kargo ve MNG kargo ile anlaşmalıyız. Her gün dükkanımızdan gelip alıyorlar bu paketleri.
Her paketimizin içine muhakkak bir şeyler ekstradan ekliyoruz. Plak severler için belirli ufak tefek hediyeler. Mesela nasıl plak temizlemelerini anlatan bir plak temizleme kartonu. Plak sevdasına yeni başlayanlar için 45'lik ne demek, 33'lük ne demek anlatan bir yazı kartonu. Bunlar webde de var değil mi? Tabii tabii, bunlar orada da var. Ama ben paketlerin içine bunları ekliyoruz. Onun dışında doğru devirde ölçmenizi sağlayan bir stroboskop kartonumuz var. İğnenizin doğru hizalanmasını sağlayan yönergelerin bulunduğu. Bunlar da gene web sitesinden PDF olarak indirilebilir. Böyle bir kartonumuz var. Mesela iğnenizi diyelim ki bir tartı yardımıyla, böyle bir iğne ağırlığı tartımız var. Bu tartı yardımıyla doğru ağırlığı ölçüyorsunuz. Daha sonra pozisyonu da ayarlamanız önemli. İğnenin doğru pozisyonda pilav asması çok önemli. Doğru sesi algılamanız için. Bu tabi birazcık daha hi-fi kısmı oluyor. Yani yeni başlayanlar için çok gerekli olan bir öğe değil ama bu şekilde şu kısma iğnenizi değdirerek ne kadar gramajda ağırlık olduğunu, 0.01 gram hassasiyetle ölçebiliyorsunuz. Bu tarz ürünler de var aksesuarlar bölümünde. Onun dışında iğneler. Bunu kullanım olarak şimdi biz aslında pick-up bölümünde bundan bahsetmiştik. İğne üreticilerinin tavsiye ettiği gramajlar var. Baskı gramları var. Onu ölçebilmek için plak yüzeyine koyar gibi buraya yerleştiriyoruz. Evet. Kafayı da alıp tam iğne ortaya gelecek şekilde koyuyoruz ve kaç gram ağırlığa bastığını buradan ölçüyoruz. Diyelim ki üretici 1.9 gram ağırlığı tavsiye ediyor doğru sesi elde edebilmek için. Onu da burada bulunan ters ağırlık vasıtasıyla pick-up'lara göre bu değişkenlik gösterebiliyor. O gramaja getirene kadar buradan ayarlıyoruz ve doğru gramajı yakaladığımızda en performans sesi almamızı sağlıyor. Doğrudur. Evet. Anıl teşekkür ederiz. Bizle birlikte oldun. Çok güzel, faydalı bilgiler verdin. Kapanışta sizle çok böyle plak hobisiyle uğraşan kişilere çok güzel bir ürün yelpazesi var. Çok güzel ürünler sunuyorsun. Gerçekten de bu hani ulaşmamız gereken ve ihtiyacımız olan, zaten bir ihtiyaçtan, senin kendi ihtiyacından doğmuş ve buralara gelmiş. Tebrik ediyorum. Gerçekten bravo. Ve hani ben 2017'den beri alışveriş yapıyorum. Evet, hani tanışıyoruz. Evet. Ve zaman içinde ürünler de gelişiyor. Müşteriden dönen feedbacklerle, işte kendinizin yaşadığı bir takım geliştirmelerle. Şu bizim üçüncü stabilizatör tasarımımız mesela. Evet. Yani bu da güzel bir şey. Hani bir şey yaptık, budur artık, bunu değiştirmeyiz. Bu var işte, bunu kullanın demektense. Yapıyoruz, doğru. Daha ne iyi yaparız? Hani bunun bir sonraki versiyonunda neyi iyileştirebiliriz gibi bir Ar-Ge faaliyeti de var. Bu da senin mühendisliğinden geliyor aslında. Valla teşekkür ediyoruz. Biz çok sağ ol. Kapanışı sana bırakalım. Bir şey diyecektim. Tabii, evet. Ben bir şey diyeceğim. Bunu baştan konuşmadık ama ben bizim en azından Analog Audio Line izleyicilere özel bir, senden böyle bir şey mümkün müdür? Hem bu bölümü izleyen arkadaşlara, hem doğru, bizim Analog Audio Line üyelerine böyle çıtırtılı yapalım, seslerin yapacağı bir şey. Yani mesela bilmiyorum tabii, hani sende var mı bir şöyle kodla yapalım, bir şeyle gelseler daha önce de bir güzellik yapabilirsen herkes sevinir sanırım. Tabii ki. O zaman şöyle yapalım. Bu videoyu izleyen kaç kişi olsun? İlk onu sen karar vermiş ol. Peki, veya hani şöyle bir ay belirleyip bu ay içinde işte kodunu Analog Audio Line yazanlara işte böyle bir indirim, bir şey. Tamam. Şubat ayı içerisinde. Mart'ta diyelim. Çünkü ancak Şubat ve Mart olunca. Tamam. Evet, bakın Şubat, zorluyorum. Sizler için ne kadar zorluyorum. Estağfurullah. Şubat ve Mart ayı boyunca. Şubat ve Mart ayı boyunca çıtırtılısesler.com'dan Analog Audio Line birleşik koduyla, küçük harfle yazanlara %15 indirim. Merhaba, bu bölümde Analog Audio Line olarak verdiğimiz indirim kodu uzun olması sebebiyle web sitesinde doğru çalışmamaktadır.
Bunun yerine %15 indirim için Şubat ve Mart ayı için kullanabileceğiniz indirim kodu baş harflerinin kısaltması olacak şekilde AAL. %15 indirimi kaptık arkadaşlar. Daha çıkar mı Hakan? Hakan satın alma müdürü. Hakan aslında pazarlığı sen yapacaksın. Ben hiç bilmem bu işleri. O yüzden güzel, sana. Tamam. Teşekkür çok teşekkür ediyorum bu indirim için. Çatırtılıseslerinokta.com'a girdik. Alışveriş yaparken Analog Audio Line birlikte evet, yazıyorlar. Hediye çekini kullan gibi bir ibare gerekiyor tamam. o bölümde. Orada %15 indirimi kaptık arkadaşlar. Bizim izleyicilerimize özel kullanın. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca sizler için de ufak birer hediyem var. Abi o çanta bitmedi mi? Sabahtan beri çanta çıkardım. Çanta da ya. Nelerin çantaymış? Ya öncelikle çantadan. Pickup dahi şeyden çantadan çıktı. Çantadan. Size şöyle eli boş gelmemek için. Pickup şeklinde blok notumuz var. Bunu gene web sitesinden de ulaşabileceğiniz çok, bir ürün. Çok teşekkürler. Hediye eşya. Ve ayrıca Mingo non başındaki arkadaş bana dedi ki birer tane Mingo Pilot Lamp hediyemiz Allah. Olsun. Süper. Çok teşekkürler. İstediğiniz renk ve tamam, sarı rengi renk var. Tamam. Siyahı da var, gümüş rengi de var. Hangisini istersiniz? Şey anlamında sarı renk. Yani ışığı anlamında. Işığı sarı. Tamam, evet, siyah. Kasası siyah evet, şeklinde. Siyah. 4 ayrı çeşit var. Onu tabii şarj etmek gerekiyor. Evet. Mingo'yu kaptık. Evet. Teşekkür ederiz Anıl. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sadece küçük bir öneri, abi gözünü yurt dışına dik. Yani evet. Yurt içinde zaten bir başarı sağlamıştın ama yurt dışı çok daha büyük kapılar açacak. Şöyle ki 4. yıldayız ve halen biz daha bir şey yapmadık ki daha çok yapacak şey var. Hissiyatı devam ediyor. Bunların en önemlisi ve en başında gelen de zaten dediğiniz gibi işte yurt dışında bir şeyler yapmak. Yavaş yavaş adım attık. İşte Amazon umarım bize bu konuda yardımcı olacak. Yurt içi satışlarımız başladı. Amazon kendi satıyor şu an bizim ürünlerimizi toptan alıp. Ama ondan sonra yurt dışında da belirli bu işi yapan işte Analog Seduction, Juno gibi falan markalar var. Onlara ürünlerimizi ulaştırıp umarım yurt dışında da bir basamağımız olacak. Çünkü bu piyasada yani Türkiye piyasasında hemen herkesi tanır evet. olduk. Evet, süper. Eline ağzına sağlık. Yolunuz açık olsun. Ederim. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığın bütün her şeyi yüklenip getirdiğin için. Rica ederim. YouTube'da çıtırtılı sesleri ve bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.